kal geri gel. Sanırım bey ikiden geldi. Allah kahretsin. Gene ne haltlar karıştırıyor bunlar. Ne oldu, ne var? Bunu da mı yapacaktın Ali? Ben bir şey yapmadım. Tahsin? Tahsin, beni duyuyor musun? Tahsin, cevap ver. Neredesin? Tahsin? Cehennemin dibinde. Abla! Abla! Yardım edin! Abla! Abla! Yukarıdakilere yardım edeyim.
Kurtulduk. Kurtulduk ablacık. Nefes almıyor. Ne? Abla. Ne olur lütfen bir şey yap. Abla nefes almıyor. Yardım çağıralım. Abla kendine gel. Telsizi ver. İçerideki hikayeler hep hayatla ölüm arasında gidip gelir. Ölümden dönme sözü cezaevinde çok sık hatırlanır. Çünkü birileri hep sizi öldürmek ister. Ama insan parmaklıklar ardında ölmek istemez. Hayat da inatçıdır içeride. Sizi ölümün elinden söküp alır. Kimse sizi hayata döndürmez. Siz kendiniz ölümden dönersiniz. Ne kadar kararlı olduğumuzu anladı. Evet. Çok iyi oldu. Boğazımıza kadar pisliğe battık. Birliğiyle ablayı öldürüyorduk. Sen ne diyorsun be? Kötüsü beklemektir. İçerideki bir yakınınızın başına ne geldiğini bilmeden beklemek. Bu yüzden evladı içeride bir ana olmaktansa kendisi içeride olmak daha katlanılabilir bir çiledir. Durun, durun, durun. Görsek. Tamam. Haber verin. Tamam. 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 İçeri girelim. Tamam, bir dakika durun. Durun, tamam, sakin. Tamam. Operasyondan başka çaremiz yok. Operasyon son çaredir. Siz tekrar bağlantı kurmaya çalışın lütfen. Yılanın başını ezmek lazım. Siz bir deneyin Gülcan Hanım. Nur! Nur cevap ver, orada mısın? Konuşmak için geç kalmadın mı Gülten Hanım? Hemen teslim olun. Tahsin'i de teslim edin. Beni duyuyor musunuz? Laf uzatmaya gerek yok Gülten. İsteklerimizi biliyorsun. Yemekler düzelecek, Serpil'in akıbeti hakkında bilgi verilecek. Bundan sonra insanca muamele edilecek. Bir de... Hayri abla bir kaza geçirdi. Doktor Tarık derhal buraya gelir. Bana bak, rehineler bırakılana kadar pazarlık falan yok. Bunu o kas kafana sok. İsteklerimiz yerine gelinceye kadar rehineler serbest bırakılmayacak. Son sözümüz budur. Pazarlık yok. Asker girecek. Sorumluluk sizin. Bana bak Gülten. O çok sevdiğin Tahsin'i lime lime doğrarım ona göre.
Hakikaten aptalsın Ali. Çocuk gibi yetişiyorsunuz. Şimdi bile hastamız var burada. Kes sesini Ali'ye. Gözlüğüm. Kes sesini mercekli karı. Sıçarım gözlüğüne. Dünyayı bombok görürsün. Rehineleri serbest bırakıp teslim olmanız için 10 dakikanız var. Aksi takdirde isyan nasıl bastırılırmış göreceksiniz. Hazır mıyız komutan? Şansı oluvermiş. Suzan, çamaşır annemden birkaç battaniye al. Ablaya daha rahat bir sedye yapalım. Gülten operasyonu yapacak sesinden belli. Başımıza iş kıştınız. Tahsin elimizdeyken kanını bile kıpırdatamaz. Orası hiç belli olmaz. Fırsat arıyor pislik. Yani hiçbir şey yapamaz Emre. Ya kesin sesinizi. Suzan! Suzan nerede kaldın? Öldüm Ece. Gece görüşlü keskin nişancılar yerleşecek. Kuvvetlerimizin bir kısmı karantina bölmesinden aşağıya sızacak. Diğer bölüm havalandırma ve ana bölmeden Malta'ya girecek. Böylece 3 ayrı noktadan mahkumları sıkıştırmış olacağız. Kapılara barikat kurmuş olabilirler. Bu bizi ancak 1-2 dakika oyalar. Rehineleri ne yapacağız? Güvenliklerini sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Komutanım, askerlerinize emir verin. Ali'yi gördükleri yerde indirsinler. Yoksa Tahsin'i sağlamayız ellerinden. Başka çaremiz mi var? Onu Tahsin'i bu hale getirmeden önce düşünecektim. Ben ona elimi bile sürmedim. Burada senden başka jilet kullanan var mı? Hanım evlatları dışında herkes. Yardım edin, bu adam ölüyor. İçeriden henüz bir haber gelmedi sayın seyirciler. İsyan sonrasında çıkan yangının söndürülüp söndürülmediği henüz bilinmiyor. Gördüğünüz gibi mahkum yakınlarının heyecanlı bekleyişi hala devam ediyor. Çocuklarımızdan bir haber alamadık. Sağ mı, ölü mü? Abim içeride. Abimi görmek istiyorum. Ne olur. Thank you.
teslim olalım ya. Artık çok geç. Kesin sesinizi be. Başınızı daha fazla belaya sokmayın. Ama tatlı canınız varmış. Tahsin ölüyor. Ver şunu. Gülten, derhal durdur şunu. 10 dakika doldu, suyunuz ısınıyor Nur. Bana bak, Tahsin yaralı ve elimizde. Operasyonu derhal durdurmazsan onu bir daha göremezsin. Yalan söylüyorsun. Tamam. Bir dakika dur ya. Bir de geçelim içeri ya. Dur ya. Dur kardeşim dur. Ya olmaz. Bir de geçelim. Dur ya. Tamam lan. Ona bir şey olursa. Sus da dinle. Konuş. Konuş Tahsin. Hadi. Gülten. Artık konuşabiliriz herhalde, ha? Ne istiyorsunuz? Operasyonu derhal durduracaksın. Bir. İsteklerimizi karşılayacaksın. İki. Hemen Doktor Tarık buraya gelecek. Tek başına. Operasyonu erteleyelim. İçeriye Doktor Tarık girecek. Tarık abi. Oo, ne haber arkadaşlar? Ya abi arkadaşlarla takılıyoruz. İşin yoksa sen de gel abi. Fazla biramız da var. Aslında bu yorgunluğun üstüne iyi gider be. Olur, takılırım. Dart mı oynuyorsunuz? Evet, daldık öyle abi ya. Oynar mısın? Vakti müsait, oynayabiliriz. Ama rezil etmeyeyim. Sen iyisindir abi, ben bilirim. Ver bakayım. En azından ağacı tutturdu. Bir daha dene abi ya. Biz ustasına bırakalım. İyi. Abi bari onurumuzu kurtar. Emin misin? Teşekkür ederim. Alo. Ne oldu? Hayriye Hanım da mı? Hemen geliyorum, tamam. Arkadaşlar bana müsaade. 86 atmış. 86 atmış. Müdürem, Gülten Hanım. Allah kahretmesin, kimseye ulaşamıyorum. Efendim? Bize böyle bir talimat verilmedi. Kimseye de ulaşamıyorum. Biz doğrudan bakanlıktan geliyoruz. İçerideki durumdan haberimiz var. Askerlere geri çekilsinler. Geri çekilin. Tamam çekildiler. Ya
Önce abla. Ama Nur. Önce abla dedim. Siz Tarsin'le ilgilenin. Tamam. Nabzı çok zayıf. Kurtulacak değil mi? Hastaneye kaldırmamız lazım. Hastane olmaz. Ne yapacaksan burada yapacaksın. Hastaneye kaldırmazsak ikisini de kaybedebiliriz. Allah kahretsin. Buradan çıkış yok. Gözümüzün önünde ölsünler mi? Sen bugün çok konuştun. Sabrımı zorluyorsun Ali'ye. Abi. Peki iyi değil. Çok kan kaybetmiş. Yavaş yavaş. Hepinizi mahvedeceğim. Lime lime yapacağım sizi. Tahsin ambulansa biner binmez hemen operasyonu başlatın komutanım. Oradan hiç kimse sağ çıkmayacak, hiç kimse. Durun. Sen de kimsin be? Ne hakla operasyonu durduruyorsun? Ben hapishanenin yeni müdüresi Handan Gürkan. Handan Hanım şu andan itibaren hapishane yönetimini devralıyor. Hiçbir biçimde şiddet kullanılmayacak. Bütün dünyanın gözü üzerimizde. Bu biçimde gündeme gelmemiz istenmiyor. Hemen bir basın açıklaması yapacağız. Bu bakanlığın tayin yazısı. Bu da kimliğim. Acil kan takviyesi yapıyor. İçinizden kim yaptıysa affetmem. Bu manyaklığı Aliye'den başka kimse yapmış olamaz. Kim yaptı lan bunu? Abi, Nur yapmıştır. Ondan başkasının gücü yeter mi? Artık Gülten'i kimse tutamaz. Peki yaralıların durumu nedir doktor bey? İkisinin de durumu ağır müdür hanım. Hayri'nin bünyesi zayıf. Tahsin de çok kan kaybetmiş. Olayları daha fazla büyütmenin anlamı yok. Mahkumlarla pazarlığa oturacağız. Basın açıklamasını geciktirmesek ne dersiniz müdür hanım? Kendi başımıza basın açıklaması yapmanın bir anlamı yok. Mahkumlardan da temsilci olacak. Mahkumlara boyun mu eğeceğiz yani? Ya ne yapmamız lazım Gülten hanım? Eğer mani olmasaydınız şimdiye dek bu işi bitirmiştim. Mahkumlara boyun eğersek yönetimin zaaf içinde olduğunu düşünürler. O zaman da iş çığırından çıkar. Birincisi bana siz diye hitap edin lütfen. İkincisi iş çığırından çıkmış zaten. İki ağır yaralı var. İyi ya işte. Mahkumlara bunun hesabını sormak lazım. Bizim işimiz hesap sormak değil. Bunu hep hatırlayın lütfen. Öcü almak için burada değiliz. Ben şimdi mahkumlara konuşmaya gidiyorum. Delirdiniz mi? Sizin göreviniz sadece emirlerimi uygulamak. Hepsi bu. Thank you.
Hanım'ın gözü bizim üzerimizdeymiş. Al başına belayı. Kadından da müdür mü olur ya? Mahkumlara seslenmek istiyorum. Buyurun müdür hanım. Bu mikrofondan konuşabilirsiniz. İsyancı mahkumlara sesleniyorum. Ben yeni müdüreniz Handan Gürkan. Bakanlığın emriyle yönetimi devralmış bulunuyorum. İsteklerinizi dinlemek üzere yanınıza geliyorum. Yalnız ve silahsız. Yeni müdürü ha? Oh, mucize bu. Dur bakalım. Gelen gideni aratmasın da. Bunu yanınıza alın. Herhangi bir durumda tuşa basmanız yeterli. Teşekkür ederim. Lütfen geri çekilin. Gerisini ben hallederim. İçeri girmeye hazırım. Cehenneme hoş geldiniz müdüre. Şikayetinizi dinlemeye gelen birine böyle mi davranılır? Önce bundan bir emin olalım bakalım. Tek başımaymış. Daha ne istiyorsunuz? Abi. Özür dilerim müdüre. Şöyle buyurun. Ben koğuş sorumlusuyum. Operasyonu kamufle etmek için geldinizse şöyle söyleyeyim, yandınız. Mantıklı olalım lütfen. Operasyonu kamufle etmek için niye kendimi riske atayım? Buradayım. Çünkü ne olup bittiğini sizden dinlemek istiyorum. İki paralık insanlarla neden bu kadar konuşulur ki? Telaşlanacak bir şey yok Gülten. Handan Hanım ne yaptığını biliyor. Onun ne yaptığından haberi yok. Konuşmak insanlara mahsustur. Mahkumlar bundan anlamaz. Oh, iki dakika mı olacaktı ki? Yapma Gülten. Biraz bekle ya. İçerideki de insan sonunda. İnsan mı? Bunların neresi insan? Asmayıp beslediğimiz kabahat. Sana bir şey söyleyeyim mi? Senin tek derdin müdürlüğü kaybetmiş olmak. O yüzden nereye saldıracağını bilmiyorsun. Hiçbir şeyi kaybetmediğimi yakında göreceksin. Bu makamı kimin hak ettiğini herkes görecek. İsteklerinizde haklı olabilirsiniz. Ama hak aramanın yolu isyan çıkarmak mıdır? Bizim yerimizde olsanız nasıl anlatırdınız müdüre hanım? Dilekçe verseydiniz, Gülten Hanım'la konuşsaydınız. Serpil için dilekçe vermiştik. Ama doktora çıkarmak için bile komaya girmesini beklediler. Herkese sordu. Serpil'e ne olduğunu bile bilmiyoruz. Ne olduğu belli değil mi? Göz göre göre öldürdüler. Hem de gözümüzün önünde. Şikayetlerimizi dile getirdik. Konuşarak anlaşmaya çalıştık. Gülten idareyi ele alınca her şey zıvanadan çıktı. İyi de yani görüyorsunuz sizin yolunuz da bir çözüm getirmiyor. Oturup kuzu kuzu Serpil gibi ölmeyi bekleyecektik yani. Boş konuşmayı bırakalım müdüre hanım. Ne yapacaksınız bize onu söyleyin. Bakın Serpil Hanım'ın durumunu hemen öğrenirim. Yemek konusunu araştıracağım. Araştırmanız ne kadar sürecek? Hemen yarın duruma el koyacağım. Size niye güvenelim? Bakanlık beni olaylar büyümeden yatıştırmak ve bir basın açıklaması yapmak üzere yolladı. Bana o nedenle güvenmeniz gerekiyor. Ayrıca basın açıklaması sırasında sizden de iki temsilci bulunsun. Kim yollamak istersiniz? İsimlerinizi söyleyin. Pazarlık bitene kadar dışarıyla irtibat kurmak yok. Alo. 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 Telefonu kaptırdı.
Gördüğün gibi çok sevgili müdüremiz kontrolü kaybetti. Belki de kendi kapatmıştır. Nereden biliyorsun? Elindeki telefona bile sahip çıkamadı. Kontrolü kaybetti diyorum. Artık onun da güvenliğini sağlamak bana düştü. Komutanım. Komutanım. Nur ve Aliye. Koğuşu temsilen basın toplantısına geliyorsunuz. Diğer konuları da yarından itibaren ele alacağız. Siz hangi hakla benim emirlerime karşı çıkıyorsunuz? Telefonuma cevap vermediniz. Siz beni değil, ben sizi arayacaktım. Yaptığınız provokasyon başka bir şey değil. İçeride tahminimden daha uzun kaldınız. Berbat ettiğiniz durumu toparlamaya çalışıyordum. Ben sizin güvenliğinizden endişe ettiğim için harekete geçtim. Böyle bir yetkiniz yoktu. Müdür yardımcısı olarak sizin bulunmadığınız zamanlarda müdüre vekalet etmek benim görevim. Operasyon yapılmayacak diye kesin bir emir verdim size. Sizin tek göreviniz benim söylediklerimi yapmak. O kadar. Siz daha yenisiniz. B2 koğuşunun ne kadar tehlikeli olduğunu bilemezsiniz. Sizinle tartışacak zamanım yok. Hasar tespit yapıp raporumu hazırlamak zorundayım. Sizin de raporunuzu hemen istiyorum. Emredersiniz müdür hanım. Çıkabilirsiniz. Basın açıklaması için her şey hazır müdür hanım. Koğuş sorumluları da hazır mı? Evet. Koğuş sorumluları mı? Size çıkabilirsiniz dedim. Tamam, gidelim. İçeride her şey kontrol altına alındı. Olay bir kazadan ibaret. Olay bir kaza olarak ortaya çıkmış. Ancak zamanında müdahale ile birçok insana zarar verecek büyük bir isyana dönüşmeden önlenmiştir. Ölü veya yaralı var mı müdür hanım? İçeriden çıkan ambulanslar olduğunu gördük. Koğuş sorumlularımız da gördüğünüz gibi burada. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bir arkadaşımız hasta. Bir arkadaşımız da yaralı. Hasta arkadaşımızdan haber alamıyoruz. Doktor arkadaşımız da burada. Ona da soru sorabilirsiniz. Doktor bey, yaralılar hakkında bilgi verir misiniz? İki hafif yaralımız tedavi altına alındı. Hastanedeki arkadaşımızın da iyileşmekte olduğunu öğrendik. Evet, içeride her şey normale geri döndü. Merak edecek bir durum kalmamıştır. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Thank you.
Savcım burada olsaydı bunun ağzını payını verirdi. Ne biçim icat bu böyle? Koyu sorumluluğuymuş. Hem de Nurnan Ali'ye. Mahkumlara yol gösteriyor. Siz isyan çıkarın, ben de sizi televizyona çıkarayım. Semra, sen nasıl oldu da görmedin? Ayrı yerlerdeydik diyorum sana, dinlemiyorsun ki. Ses de mi duymadın? Hiçbir şey fark etmedin mi? Hepsinin burnundan fitil fitil getireceğim. Biz burada öç almak için değiliz. Neye güvenip konuşuyor bu? Tecrübesi ne ki? Nereden torpilli kim bilir. Ama ben bunu onun yanına bırakmayacağım. Herkesin içinde bana bağırmak nasılmış onu da göstereceğim ona. Almancıymış. Nereden biliyorsun? Dosyasına baktım. Liseyi Almanya'da bitirmiş. E ne olacak? Oradan yetişenden hayır gelmez. Bak, her şeyi bir acayip. Hiç bize benziyor mu? Ay, bize benzemiyorsa ne olmuş Gülten? Sen bekle gör neler olacak. Yürüyüşü, havası başka derden. Hiç fark etmedin mi? Kafa yukarıda, omuzlar geride, memeler gerine gerine nasıl yürüyor? Fark etmedin mi? Sanki küçük dağları ben yarattım. Uzattın ama Gülten. Kadın geleli daha bir saat oldu. Taktın şimdiden kadına. Bir saatte Tahsin. Tahsin'den haber var mı? Daha haber olmaz. Siz sordunuz mu? Beni soramadım. Soramazsınız tabii. Televizyona poz vermekten vaktiniz olmamıştır. Yarın cezaevi önüne hayran kitleniz kuyruğa girer imza almak için. Merak etmeyin. Size de güzel bir imza veririm Gülten Hanım. Siz nasılsınız? Daha iyiyim, sağ ol. Sallamayın. Çabuk, bozma. Sırayı bozma. Çabuk, 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 çabuk. Daha hızlı, daha hızlı. Hadi. Geç. Geç öyle. Geç bakayım sen. Sen, bırak o geldiği bakayım. Bırak, ben şunu var. Bırak, ben de. Ben de. Sultan. Geç. Hadi ya, o elini kırarım. Yavaş be. Ya yemek vermeyecek misiniz bu akşam? Bu akşam yemek yok. Bana ekmek getirin. Tartışma yok. Herkes sesini kessin. Yeni müdür dişini göstermeye başladı bile. Kendini daha iyi hissediyor musun? Semra Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler Müdür Hanım. Durumu nasıl Doktor Bey? Hala şoku atlatabilmiş değil. Ama biraz dinlenirse kendine gelir. Semra Hanım, şoförüme emir vereceğim sizi eve bıraksın. İfade vermem gerekmiyor mu? Evet gerekiyor. Zor bir gün geçirdiniz. Gidip dinlenin. Gerisini yarın hallederiz. Teşekkürler. Raporunuz hazır mı Gülten Hanım? Son gülen iyi güler. Göreceksin sen. Bunu tartışmanın yeri değil Gülten Hanım. Siz de kendinize dikkat edin Doktor Tarık. O gidici, ben kalıcıyım. Çıkıp basın önünde açıklama yapmayı bilir bunun gibiler. Sırf hava. Gerisi fasafiso. Şebo. Of, karnım acıktı ama. Sen yemekten başka bir şey düşünmez misin? Ya burası çok pis ve feci kokuyor. Su da yok. Şebo tatlım bir baksana orada makyaj aynası var mıymış? Hahahaha.
heyecanlı bir gündü değil mi kızlar? Sen de eğlendin mi? Bebek katil. Eğlendin mi dedim. Hı? En çok hangi sahneyi sevdin? Dur tahmin edeyim. Yangın. Askerlerin içeri girdiği an. Tamam buldum. Sen en çok Tahsin'i kanlar içinde gördüğün anı beğenmişsindir. Hatırladım şimdi. Zaten zevkten kusmuştur. Onu rahat bırak. Emredersiniz öğretmen hanım. Öğretmen hanım. Bize kocanızı nasıl doğradığınızı anlatır mısınız? O an neler hissettiniz? Ha? Yazıyor, yazıyor. Kocasının boynunu zevkle doğrayan kadını yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Sen beş para etmez bir pisliksin. O çanı boş bul. Ne o? Anana mı şikayet edeceksin? He? Filiz, yat zıbar artık. Yoksa bunun acısını fena çıkarırım senden. Yangın çıkaranla Tahsin'i jiletleyen hangi kişi olmalı? Neden lan? Yangın çıkarıp bizim dikkatimizi dağıttı. Hepimiz içeriye koştuk. Yokluğunu fark edecek durumda değildik. O? Ama kim? Bilmiyorum. Ama ablaya bir şey olursa onu bulup ellerimle geberteceğim. Bir çay rica edebilir miyim lütfen? Tabii müdürüm, hemen. Çalıştığınızı görünce belki kahve ihtiyacınız vardı diye düşündüm. Teşekkür ederim. Buyurun oturun lütfen. Teşekkür ederim. Şeker de getirdim. Teşekkür ederim. Benim için ağır bir karşılama töreni oldu. Bizim için de oldukça değişik bir gündü. Ama sizi tanımak adına değdi. Öyle düşünmeyenler de var. Herkes bizim gibi düşünse belki de sıkıcı olurdu. Bilmem ki. İçimi ferahlattınız. Siz de çıksanız artık. Şu raporumu bitireyim de. Ama siz çıkabilirsiniz. Ya. Amirim çalışırken gitmeyi düşünme. O zaman elimi çabuk tutayım. Patlamayı semaverle yapmışlar. Bu insanların yaratıcılığına akıl sır ermiyor. Ya sıvı ya. Yani? Yani içine yağ basıp kaynatmışlar ve güm. Isınan yağ havayla temas edince de ateş almış. Neyse ki mahkumlar yangına hemen müdahale etmiş. Demek içlerinden biri bu işi gruptan ayrı olarak planlamış.
Koğuş sorumlusu da öyle söylemişti. Bu çok güçlü bir patlayıcı mı? Yok. Gürültüsü büyük, etkisi küçük. Yani senin anlayacağın kuru gürültü, kuru gürültü. Bir yaralımız var, Hayriye Hanım. Acaba husumeti olan biri mi? Hiç sanmıyorum. Birine zarar vermekten ziyade olayı büyütmek için yapılmış. Öyle görünüyor. Ben de öyle düşünmüştüm. İzninizle benim yemekhaneyi de teftiş etmem gerekiyor. Tabii tabii. Ben raporunuzu inceleyeyim. Sonra daha uzun konuşuruz. İyi çalışmalar. Size de. Günaydın. Günaydın. Kendini toparlamışsın. İyiyim. Bakalım yeni gün ne getirecek? Yeni müdür hanımız henüz gelmediler. Geldiler. B2'de inceleme yapıyorlar. Ay gözlerim yaşardı. Parlak bir geçmişi varmış. Bu hiçbir şey ifade etmez. Bunlar her şeyi kitaplardaki gibi zannederler, çabuk pes ederler. Hem Bohan'dan daha evvel Sübyan hapishanesinde çalışmış. Ne olmuş? Yani çoluk çocuğun içinden çıkıp böyle yüksek güvenlikli bir hapishaneyi yönetemez. Buraya ancak çekirdekten yetişme birisi lazım. Yani senin gibi. Evet, aynen öyle. Benim gibi birisi. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Ben dün göreceğimi gördüm. Ama sana yetmemiş anlaşılan. Tezgahlar ne zamandan beri temizlenmiyor Ekrem Bey? Elimizden geldiğince yetişmeye çalışıyoruz müdürüm. İnsanlara böyle mi yemek yapıyorsunuz? Burada fare bile yaşamaz. Onlar halinden memnun vallahi. Yaku! İşine dön. Ne biçim bir koku bu? Bu ne? Sabah kahvaltısı için çorba. Ekrem Bey, siz bunu içer misiniz? Ben ne adam öldürdüm, ne de hırsızlık yaptım. Niye içeyim? Bunların hepsi dökülecek. Ama devletin parası. Sizin yüzünüzden çarçur olacak. Bunlar çürük. Bunların tarihi geçmiş. Bununla mı yemek yapıyorsunuz? İnsanların niye zehirlendiği belli. Hakkınıza soruşturma başlatıyorum. Soruşturma bitene kadar açığa alındınız. Geri dönmemeniz için de elimden geleni yapacağım. Gidebilirsiniz. Ama müdürem, bir dolu caniyi kuş sütüyle mi besleyecektik? Boş konuşmayı bırakın. Güle güle. Burada dönen dolapları bana biri biri anlatacaksınız. Emrin başım üstüne müdür bey. Yani müdür hanım. Müdürem. Dosyası burada. Bunlar pek naylon fatura gibi görünmüyor. Piyasalara göre fiyatlar da makul. Aslında düzgün gibi duruyor. Ama bir tuhaflık var. Nedir o? Son zamanda bütün mal teslimleri tahsil nöbetine denk gelmiş. Demek ki müdürün tayini çıkınca işi azıttılar. Aynen öyle. Son gelen mallar depoda. Hepsi bozuk. Bak, bu benim için yeterli bir kanıt olabilir. Çok teşekkür ederim. Gelir gelmez iyi iş çıkardınız doğrusu. Etmişler. Hani şu tenzihli rütbeye uğrayan Gülten mi? Ta kendisi. O ne demek be? Dokunmayın müdürüme gariptir. Dokunmayın müdürüme gariptir. Dokunmayın müdürüme gariptir. Dokunmayın müdürüme gariptir. Kızın
yardımcısı olduğumu unutuyorsunuz. Bu da hayatlarınızı karartmam için yeter bana. Ay Gülten, çok korkutuyorsun beni. Vallahi tir tir titriyorum bak. Titremen lazım Ali abla. Çık dışarı. Sen de dur. İkinize çok özel bir muamele hazırladık. Yürüyün. Ya bunlar bize bugün de mi yemek vermeyecekler? Açım. Prosedür gereği hücrelere. Ben böyle bir emir vermedim. Ama onlar zanlı. Mahkumları karantinaya geri götürün. Ama... Bu bir emirdir. Götürün. Arkadaşlar, dün söz verdiğim gibi yemek sorununa el koydum ve gerekli işlemleri başlattım. Yangın ve yaralama olaylarının soruşturması da savcımızın gözetiminde sürüyor. Bu konuda hepinizden destek bekliyorum. Yardımcı olursanız burası daha yaşanabilir bir hale gelir. Afiyet olsun arkadaşlar. Yakup. Yakup'un stresi uzun, eteği çamur. Ben bile biliyorum. Yakup değil o, katil. Ağır bir koku var. Yemekten sonra doğru hamama. Ama burada giyecek bir şey yok. Önce koğuşunuza gidersiniz. Eski gözlüğüm. Sağ ol abla. Ay bu çiçek açmış. Yazma gülecek. Hadi 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 bıcı bıcıya. Azmır geçecek. Hadi kızlar. Gönül bu sevdadan. İnsan bir hoş oluyor sevdiğini görünce. Ben sana, sen bana. Sen bana, ben sana. Kimimizin resmi nedir? Thank you.
gitmedin mi? Gitmedim. Bak, şimdiden hapishanemizin faydalarını görmeye başladık. Handan Hanım sizi sorguya çekene kadar burada bekleyeceksiniz. Sizi de şöyle alayım Nur Ana. Pislik. Kızına kavuşmadan seni bu delikte gebertmek benim elimde. Bunu unutma. İyi eğlenceler. Senin yüzünden Ali. Hepsi senin yüzünden. Bakalım daha başımıza ne dertler açacaksın. Kas kafalı. Sen başlattın. Sen kimsin be bana laf atacak? Yangın çıkartmak Tahsin'i yaralamak yetmedi değil mi? Ya ne yangını ne Tahsin'i be? Geversin it. Bana ne? Gerizekalı. Kefen yırtmışsın Serpil Hanım. Çok şükür. Kim bu? Allah rahmet eylesin. Tahsin'in satın aldığı malların altında sizin de imzanız var. Evet. Müdüre vekalet ettiğim için ben imzaladım. Peki imza atmadan önce malları kontrol ettiniz mi? Neden edeyim? Tahsin zaten kontrol etmişti. Pek öyle görünmüyor. Ne demek istiyorsunuz? Satın alınan malların hepsi bozuk. Sizin göreviniz canıyla uğraşan bir adama iftira atmak mı? Yoksa onu yaralayanları bulup cezalandırmak mı? Bu üslubunuzda ısrar ederseniz savcılık makamına hakaretten soruşturma açmak zorunda kalırım. Şimdi çıkabilirsiniz. Merak etmeyin. Anneniz yakında gelecek. Çok çok yakında. Sizi öksüz bırakmayacak.
şu telefon duruyorsa, çocuklarımı bir daha arasam. Çok merak etmişlerdir. Merak etseler ararlar. Nasıl yani? Hocam senin kafa iyice durdu içeride. Biz onları benim telefonumdan aramadık mı? Numara çıkmıştır kaynananda. Yani merak etseler ararlar. Ben doktor Tarık'a gideceğim. Ne mutlu sana. Ben de hepten bir başıma kaldım. Kimse ne arıyor ne soruyor. Şimdi şu havalandırma kapısı açılsa anla deseler. Serpil. Ablam hoş geldin. Ay, canım benim hoş bulduk. Canım, boş bulduk. Çok korkuttun bizi. Aa, ölmek o kadar kolay mıydı? Hadi geçmiş olsun. Sağ ol. Çok özledik. Oh, ben de. Ablacığım. Canım. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol. Nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama... size kötü bir haberim var. Gideni iyi de bilsek kötü de, ölüm herkesi eşitler. Ölüm başka şeye benzemez. Sözün bittiği yerdir. Son sözdür. Bir kutlama yemeği yesek. Nasıl yani? Baş başa. Efendim. Ne zaman? Ya. Doğrudur. Anlaşıldı. Tamam.
Girin. Kötü bir haberim var. Kötü bir haberim var. 2 saat önce Tahsin Bey maalesef. Başının